Turizmde ağırladığı misafir sayısı ve yerleşik nüfus olarak aldığı göçle her yıl biraz daha büyüyen Bodrum'da Türk mutfağının seçkin lezzetlerini sunan işletme sayısı da gittikçe artıyor. Güney'in vazgeçilmez lezzetlerini ve yöresel ürünlerini kaynağından temin ederek Bodrumlulara sunan işletmelerden biri de geçtiğimiz aylarda Atatürk Caddesi'nde hizmete giren May Künefe Lezzet Diyarı isimli işletme. Bodrumlu Yusuf Karakaş seyahat için gittiği Antakya'da künefe lezzetini keşfedince bunu Bodrum'a getirmeye karar vermiş. Yaklaşık 3 ay önce Bodrum'da hizmete giren işletmede Güney'in ünlü tatlısının tüm malzemeleri Antakya'dan tedarik edilerek Bodrum'da hazırlanıyor. May Künefe'nin müşterileri muhteşem lezzetin hazırlanışına ise bizzat şahit oluyor. Karakaş, Antakya'nın lezzetini Bodrumlularla buluşturmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek şunları söyledi. Ben 25 senedir Antakya'ya gidip gelen bir insanım. Orada çok değerli dostlarım oldu. Konular açıldıkça burada künefenin olmadığı, iyi bir fıstıklı kadayıfın olmadığı muhabbeti oluyordu. Bunun üzerine dostlarım dedi ki orada dedi bir sen bir künefe aç, imalat satış olsun. Allah dedim nasıl olur, olur mu olmaz mı? Bunun üzerine fikirler üretirken, fikir alışverişi yaparken biz bunu Nisan ayında karar verdik. Sonra yer aramaya başladık. Haziran ayı başlarında da burayı bulduk. Burası da uzun zamandır kullanmıyordu. Mal sahibi vermiyorduk kimseye. Mal sahibi de bizim akrabamız oluyor. Onları izah ettik, aldık, çalışmaya başladık. 8 Eylül'de de işletmeyi açtık. Gördüğünüz gibi burada hem Antakya'nın yöresel ürünleri var. Hem de Antakya kadayıf, Antakya künefe açtık. İsmini de May Künefe koyduk. Burada benim bir ortağım da var Antakya'da. O bizim rumuzumuzdur. Esasında may derken mayın toplam olarak anlamı İngilizce'de benim oluyor. İngilizce bir kelime olduğu için. Ama esasında bu bir harfler logodur. Arada nokta vardır. Ama ikisi de bir anlam taşıdı. Çok da güzeldi. Hoşumuza gitti. Ve böylece başladık. Nasıl başladık? İlk başta işte tabii ki burada ağırlık künefe ve kadayıftı. Bunun içinde yine sağ olsun Antakya'daki dostlarımız devreye girdi. Bize usta buldular. İlk başta bir firmayla anlaşıldı. Franchising olarak gelindi. Zaman içerisinde tabii bu bir hatır olarak oldu. Yani biz oraya bir pek meblağ bir şey ödemedik. Franchising sadece isimde kaldı. Ama o sistem pek benim hoşuma gitmedi. Zaman içerisinde Umran Usta'yı bulduk dostlarımız sayesinde. Umran Usta da işte geleli bir 15-20 gün oldu. Sağ olsun iyi de adapte oldu. El becerisi de çok güzel. Gayet de güzel gidiyor. Müşterilerimiz memnun. O da müşterilerimiz memnun olduğu sürece biz daha çok memnun oluyoruz ki bizim için çok önemli bu. Ve neticede bugünlere geldik. İnşallah bundan sonrası da iyi olur diyoruz. Gerçek künefenin Bodrum'da olmadığını ifade eden Karakaş, buradakiler dondurulmuş künefe. Onlar ısıtılıyor ve üzerine şerbeti ısıtıp döküyorlar. Bizdeki ise imalat ve satışı burada yapılıyor, burada canlı sunuluyor. Müşterilerimiz künefenin hazırlanışını canlı canlı görme şansı buluyor. Tabii ki damak zevki çok farklı oluyor. Biz burada göze, cebe hitap ediyoruz. Önemli olan müşteri memnuniyeti. Bizim amacımız bütün Bodrumluların bu lezzeti tatması, dedi. Künefe ustası Antakyalı Ümran Çekmecelioğlu ise 15 gün önce Bodrum'a geldiğini belirterek şöyle konuştu. Müşterilerin beklentilerine elimizden geldiği kadar karşılık vermeye çalışıyoruz. Tutunabilmek amacıyla tabii bir farkımızın olması da gerekiyor. Biz de göz önünde imalat yapıyoruz. Her şey göz önünde. Malzememiz Antakya'dan geliyor. Biz burada işleyip müşterilerimize sunuyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi kadayıflarımız kendi elimizden çıkıyor. Yine aynı şekilde künefemiz, fıstıklı kadayıfımız. Nedir peki püf noktası? Künefenin? Tabii her şey için en başta özen gerekiyor, güzel olması için.